Merhaba değerli arkadaşlar. Gelişim psikolojisi dersinin en çok soru gelen ve en zevkli olan konu başlıklarından birine geldik. Konumuzun adı kişilik gelişimi konusu. Bu ünite içerisinde Freud'u göreceğiz. Erikson'u göreceğiz. Ardından çağdaş psikanalitik kuramcılara değinerek kişilik gelişimini bitireceğiz. Arkadaşlar uzun bir ünite bizi bekliyor ama bilelim ki ÖSYM e en çok soruyu... Şu ana kadar bu üniteden getirdi. Ve mutlaka iki sorunun geleceği, hatta bazen üç soruya bile çıkabileceğini aklımızın kenarından kıyısından ne yapmayalım, çıkarmayalım. Peki önce şunu yapalım istiyorum. Kişilik nedir? Nelerden oluşur? Ve Freud bu konuda ne düşünüyor? Onlara bir değinelim. Daha sonra Freud'un üç farklı açıklamasını göreceğiz. Bunlardan biri kişiliği dönemlere ayırarak ele aldığı psikoseksüel görüş, bir diğeri kişiliği bilinçlilik düzeyine göre ele aldığı topografik görüş, bir diğeri ise şu an tahtaya sığmadı ama it, ego ve süper ego ile izah etmeye çalıştığı yapısalcı görüş. Arkadaşlar ÖSYM'ye bu üniteden soru soracağını bildiğimize göre doğru cevabı verebilmek için bu konuyu en iyi şekilde ele almak zorundayız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Peki kişilik iki bölümden oluşur. Kişiliği oluşturan bölümlerden biri mizaç. Yani bir diğer adıyla huy. Bu doğumla gelen ve kişiliğin kalıtsal yönünü oluşturan bir bölümdür. Yani anne ve babamızın bize aktardığı genetik bir mirastır. Değişir mi? Atalarımızın pusula gibi bir sözü var. Can çıkar, huy çıkmaz. Eğer huyuysa değiştiremezsiniz hocam. Peki ama bir de daha sonra yaşam tarzıyla oluşturabileceğimiz çevresel yönü temsil eden karakter var. Karakter çevreyle ilgili olan bölümü kapsıyor. Ve bunu anne ve baba tutumları, yetiştiği coğrafya, kültür ve yaşantılar şekillendiriyor. Ama huy yani mizaç anne ve babamızın bize aktardığı genetik mirastır. Kişiliğin kalıtsal yönü mizaç, çevreyle ilgili bölümü karakterdir. Karakter üzerinde etkimiz olabilir ama huy yani mizaca yapabileceğimiz bir şey yok. Peki arkadaşlar Freud, Freud kişiliği az önce de belirttiğim gibi ...üç farklı şekilde açıklamaya gitmiş. Biri dönemlerle ele aldığı psikoseksüel görüş, biri ...bilinçlilik düzeyine göre ele aldı, topografik görüş... ...bir diğeri ise id, ego ve süper ego ile ele aldığı yapısalcı görüştü. Ama önce şunu belirtmek zorundayız. Freud ne açıklıyor bu konuda? Şunu bilelim hocalarım. Freud'a göre kişiliğin oluşumunda şu iki dürtünün doyuma ulaşması oldukça önemli. Bunlardan biri cinsellik, bir diğeri saldırganlık. Der ki Freud... İnsanların kişiliğinin şekillenmesinde en önemli faktör cinsellik ve saldırganlığın bakın doğumla getirdiği bu iki güdünün yeterli ve dengeli bir şekilde doyuma ulaşmasıdır. Eğer birey özellikle de yaşamın ilk 6 yılında o bakın o zaman ilk 6 yıl yani şuraya kadar olan dönem kritik dönem. Diyor ki Freud özellikle de ilk 6 yıl içerisinde bu dürtülerin yeterli ve dengeli bir şekilde doyuma ulaşması oldukça önemli. Birazdan nasıl doyuma ulaştıracağımızı göreceğiz. Ama der ki Freud bu dürtülerin aşırı düzeyde doyurulması da yetersiz doyurulması da saplantıya yol açar. Yani bununla bir daha telafisi olamaz diyor. Yani biz bu dürtüleri ne aşırıya kaçıp doyuracağız ne de eksik bırakacağız dengeli ve tutarlı bir şekilde doyuracağız. Yani ne diyor? Çok da doyursak saplantı, doyuramazsak da saplantı. Yani kalemin iki ucu da boyalı. Uçtan tutmayacağız. Orta yolu yani dengeyi sağlayacağız. Tamam da bu dürtüler ilk 6 yılda nasıl ve ne şekilde dengeli ve tutarlı doyuma ulaşır? Arkadaşlar ilk 6 yılda bu dürtülerin doyuma ulaşmasında bize bakan kişilerin yani anne ve babamızın tepkileri, tutumları son derece önemli. Bu yüzden Freud aslında ihaleyi kime yıkıyor? Anne ve babaya yıkıyor. İlk 6 yılda kişilik büyük oranda oluşur der Freud. Bak tamamen oluşur demiyor. Büyük oranda oluşur. Yani demek ki diğer iki dönemin de kişiliğin şekillenmesinde etkisi yok demiyoruz var. Fakat kişiliğin ilk 6 yılda büyük oranda tamamlandığını bileceğiz. Bak tamamen bitiyor değil. Büyük oranda tamamlanıyor. İyi de madem kişiliğimiz ilk 6 yıl büyük oranda tamamlanıyor, o zaman bizim kişiliğimizin üzerinde en fazla paya sahip, en fazla söz hakkına sahip olanlar kimler? Anne ve babalar. O yüzden zaten daha önceki derslerimizde anne ve baba tutumlarından söz ederken bu evreleri nasıl etkilediğini tek tek anlattık. Bugün tekrar değinerek böylece ikinci kez dinlemiş ve konuyu iyice oturtmuş olacağız. Peki mesela bu dürtüler oral dönemde ağız noktasında yoğunlaştığı için beslenmek önem arz ediyor. Ve anneler eğer bu çocukları yeterli ve dengeli bir şekilde emzirmez, bakmazsa o zaman burada saplantı olur. Ama aşırı ve uzun süre emzirmesi de yine saplantıya yol açar diye her dönem için tek tek bunları izah edeceğiz. O zaman şunu bilelim. Madem Freud ilk 6 yılda kişilik büyük oranda oluşur diyor, o zaman biz bu ifadeyi gelişimin hangi ilkesiyle açıklayabiliriz? ilk 6 yılın bu kadar önemli oluşunu kritik dönem ilkesiyle. E demek ki Freud'a göre kişilik gelişimi açısından kritik dönem hayatın ilk 6 yılı. Yani buradaki isimleriyle oral, anal ve fallik dönemler kritik dönemlerdir. Ama bakın bir de ters düşen bir eylem var. Senin kişiliğin 6 yaşına kadar büyük oranda oluştuğunu söylemen. Sonraki iki dönemin çok fazla etkisinin olmadığından bahsetmen ve hatta 18 yaşından sonrasını ele almaman gelişimin hangi ilkesine ters? Gelişimin süreklilik ilkesine ters. O zaman özetle Freud'un kişiliği 18 yaşına kadar incelemesi ama bunun da ilk 6 yılında kişiliğin zaten büyük oranda oluştuğunu öne sürmesi süreklilik ilkesine ters ama ilk 6 yılın bu kadar mühim olduğunu ifade etmesi ise kritik dönem ilkesiyle açıklanır. Ve der ki Freud, eğer biz bu iki pis lanet dürtüyü ki doğumla getirdik bunları, seçmedik. Eğer bu ilk 6 yılda anne ve babanın da desteğiyle yeterli ve dengeli bir şekilde doyurursak kişilikte problem yaşamayız. Geleceğe de ışıkla bakarız ama eğer aşırı düzeyde doyurur ya da yetersiz doyurursak bu dürtüler o dönemlerde saplantıya yol açar. Ki bunun da ileride telafisi yoktur diyor. Net ve katı bir ifade. Peki bu dönemde saplantıların diğer adı fiksasyon olarak gelecek. Saplantı veya bir diğer ifadeyle fiksasyon olarak gelecek. Peki saplantı oluşmasın diye acaba bu dönemlerde nelere dikkat etmemiz gerektiğini bir görelim. Arkadaşlar Freud'un ilk açıklama metodu psikoseksüel görüşle başlıyoruz. Normalde topografikle de başlar. Çünkü Freud önce oradan izah ediyor ama yetmediğini görünce iki farklı ifade şekli daha benimsiyor. Biz önce dönemlerle başlayalım. Ardından topografik görüşe değinip birinci dersimizi bitirelim. Sonrasında da arkadaşlar yapısalcı görüş ve savunma mekanizmalarıyla engellenme, çatışma ve kaygı türleriyle devam edeceğiz. Peki şimdi arkadaşlar psikoseksüel görüşe göre bu cinselik ve saldırganlık dürtüleri her dönem için farklı bir noktaya yoğunlaşır ve yoğunlaştığı noktayı da has kaynağı haline getirir. Mesela hemen şurada belirtelim. Oral dönemde bu dürtülerin yoğunlaştığı ve odak noktası haz kaynağı haline getirdiği yer ağızdır. Peki anal dönemde odak noktası ve haz kaynağı haline getirdiği yer anüs ama fallik dönemde ise cinsel organlardır. Peki birazdan ifadelerimizi söyleyeceğiz. Peki hocam bu cinselik ve saldırganlık dürtüleri oral dönemde ağız noktasına yoğunlaşıyorsa ve bu noktayı ağız ve dudak çevresini haz kaynağı haline getiriyorsa. Peki bir anne ne yaparsa bu haz kaynağı haline gelen noktayı dengeli ve tutarlı bir şekilde doyurarak saplantı oluşmadan bu evreyi sağlıklı atlatabilir. Arkadaşlar, odak noktası ağız ve dudak çevresi olunca haz kaynağı bu nokta olunca bu dönemde dikkat edeceğiniz en önemli husus beslenmesi oluyor çocuğun. Beslenme. Tabi Erikson daha geniş çaplı ifadeler kullanır ama Freud'un burada üzerinde en çok durduğu şey beslenme. Peki ne diyor arkadaşlar Freud? Anne bu dönemde bebeğini emzirdiği için beslenmede temel dayanak olduğu için annenin çocuğu emzirme olayı çok önemli. Bakın eğer bir çocuğu sütten erken keserseniz yeterli ve dengeli besleyemez emziremezseniz de saplantı ama sık sık aralıklarla emziriyor ve uzun bir süre emziriyor. Sütten vakti geldiğinde kesmiyorsanız o da saplantı. Ne demiştik? Kalemin iki ucu da boyalı. Ne az ve erken ne çok ve geç. Biz yeterli ve dengeli bir şekilde beslemek zorundayız. Peki eğer anne 2 yaşına kadar emzirmediyken 3 yaşına kadar emzirdiyse ve gün içinde çok sık sayıda emzirdiyse hatta emzik ve biberonla da desteklediyse bu da saplantıya sebep olur. Yeterli ve dengeli bir şekilde doyuramadı, emziremedi ve sütten erken kesmek zorunda kaldıysa daha çocuk 6 aylıkken, 7 aylıkken, 5 aylıkken bu da saplantı olarak kalır. Zaten erken sütten kesilen çocuklarda parmak emme olayı daha sık gerçekleşir. Onunla bu haz noktasını doyurmaya çalışıyor çocuklar. Peki, velev ki bu dönemde bunu yapamadık ve saplantı meydana geldi. Peki oral döneme saplantılı bireylerin diğer bireylere göre hangi eylemleri sık sık sergileme ihtimali daha fazla? Bak Freud şunu da demiyor ha. Oral döneme saplantı oluşursa şu sayacağım özellikler mutlaka görülür demiyor. Normal insanlara göre görülme ihtimali daha yüksektir diyor. Peki arkadaşlar şuraya değineceğim ama bak şimdi. Oral dönemde, oral dönemde eğer ağız noktasında saplantı oluştuysa, hocam ağızla ilgili tüm sıkıntılarınızı buraya alacağım. Mesela çok konuşmak, dedikodu yapmak, ısırmak, tüfü, tükürmek, küfür etmek, sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı gibi problem ağzınızla ilgili ise kesinlikle kaynağı oral dönemdir. Bak ne diyorum? Ağızla ilgili tüm problemleri alıyoruz. Bu ne? sigara ve alkol bağımlılığı. Ağız ve yemekle ilgili. içe alma yani. Peki devam. Sigara ve alkol bağımlılığı. Özellikle dudak tiryakisi olanlar. Oral döneme saplantılır. 2- tırnak yeme, parmak emme eylemi olanlar. Yine ağızla ilgili oral döneme saplantıdır. Bunun yanında çok fazla küfür edenler, çok fazla konuşan, dedikodu yapan, gıybet edenler ve yemek yemeden duramayanlar mesela sürekli önünde bir abur cubur olacak. Çubuk krakeridir, işte şudur, leblebisidir, fıstığıdır, cartıdır, curtudur. Akşama kadar yerler. Bir de mesela çekirdek çitleme olayı, sakız çiğneme olayı. Bazı insanlar bir şey yemese bile ağzında bir kürdan, bir ot çöp gevelemek ihtiyacı duyarlar. Hatta dudak tiryakisi olanlar sigarayı yakmaz ama ağzında tutarlar tatmin olmak için. Bunun yanında çocukları ısırarak sevenler var mesela. Isırarak sevenler. Hocam kısaca şunu diyeyim mi? Ağzınızla probleminiz varsa sıkıntınızın kaynağı oral dönemdir. Ama yetti mi? Yetmedi. Bak şimdi çok önemli bir noktaya değineceğim burada. Anne baba tutumlarında yan yana yazmıştım bu dönemleri. Bak maviyle yazdığım dönemler Erikson'un kişilik gelişimi dönemleri kırmızıyla yazdıkların Freud'un kişilik gelişimi dönemleri. Niye yan yana yazdık biliyor musunuz? Adamlar öyle çakal ki size soru yazarken ne yapıyor biliyor musunuz? Bariz bir biçimde oral dönemi anlatıyor. Ki Freud'un bu anlattıklarına Erikson yer vermez mesela. Ama soru kökünde Freud'a göre ve psikoseksüel görüşe göre diye sormuyor. Oral dönemi anlattığı halde Erikson'a göre diye soruyor ve cevabı temel güven diye istiyor. Ya da tutuyorlar baştan sona Erikson'un temel güven evresini bağlanma türlerini anlatıyorlar. Ve Freud da bunlara yer vermez mesela oral dönemde anlatmaz. Ama soru kökünde Erikson'a göre hangi dönem demiyor da Freud'a ve psikoseksüel görüşe göre hangi dönem diye soruyor. O zaman biz Freud'un dönemlerinin Erikson'da hangi dönemlere denk geldiğini ya da Erikson'un bu evrelerinin Freud'da hangi dönemlere denk geldiğini bilmek zorundayız. Bilmek zorundayız. Anne baba tutumlarında yan yana yazdım. Bir. Aha da bugün bir kez daha yan yana yazıyorum. iki. E bir de Erikson'un dönemlerini işlerken yanına Freud'un dönemlerini yazacağım oral anal diye. Üç. Üç kez gözünüzün içine içine baka baka söyleyeceğim burayı. Bilmek zorundayız arkadaşlar. Bir de olayın mantığını çözmek için de bu bize şart. Peki niye biliyor musunuz? Mesela herkese sorun oral dönemin saplantıları nelerdi diye söyleyin. Bu dersi dinleyen herkes şunu sayar. Ağzımızla ilgili bütün problemleri sayar. Ne der mesela hocalarım? Tırnak yemek, parmak emmek, sigara, alkol, bağımlılığı, obezite, sürekli yeme ihtiyacı. Yemese bile ot, çöp, kürdan, vida böyle ağzında geveleme ihtiyacı, sürekli bebekleri, çocukları ısırarak sevme olayı gibi küfür etmek, çok fazla konuşmak, gıybet etmek, dedikodu yapmak, sağ sola sürekli tükürmek. Bak ağzımızla ilgili problemlerin tamamı oral döneme saplantının sonucu. Okey. Peki güven duygusu, güven, sevgi, güven ve sevgi de burada. Nereden hatırlayacağız işte biliyor musunuz? Ericsson'ın dönemlerinden hatırlayacaksınız. Bunu buraya laf olsun diye yazmadık. İşinizi kolaylaştıracak. Şunu da bilmek zorundasın. Bakın bazı insanlar vardır. Aşırı saf. Fazla iyimser. <laughs> Bunları sayarken niye baktın Eytin abi? <laughs> fazla saf, aşırı iyimser, çok çabuk kandırabileceğiniz, herkesi kendisi gibi iyi niyetli zanneden ve çabuk kanan Herkese çok güvenen insanlar vardır. Oral döneme saplantılıdır. Bir de kimseye güvenmeyen, bir türlü insanlarla güvene dayalı sağlıklı ilişkiler kuramayan ve bu yüzden iletişime geçemeyen insanlar vardır. O da bu döneme saplantı. Hocam o zaman güven ve sevgiyle ilgili problemlerimiz varsa, güven ve sevgiyle ilgili problemlerimiz varsa... Bu problemlerin de kaynağı yine hangi dönemmiş? Oral dönemmiş. Unutmayın. Freud'a göre soruyorsan telafisi yok. Yani, üzülme Etrabi. Üzüldü biraz yüzü düştü. <laughs> telafisi yok deyince. <laughs> üzülme Etrabi. Erikson anlatırken o da senin memnun edecekti. Telafisi var. Var ama zor. Geç güç. Çünkü kritik dönem geçti diyecek mesela. Olsun. En azından bir umut var orada. Burada o da yok yani. Bu diyor ki ne ektiysen onu biçersin. 6 yaşına kadar yaşadıkları çok önemli diyor. Ya Peki birazdan göreceğiz topografik kuramda nasıl döneceğimizi buralara. Yalnız bu dönemin içeriğinde bir şeylere daha değinmek lazım. Oral sadizm ve oral mazoşizm. Sadist ne demek etrabi? Sadist. Başkasına zarar veren. Mazoşist kendisine zarar veren. Hocam sadist deyince e, Rusça oturmak demek ben de kaba. Allah Allah tövbe tövbe tövbe. Şu anda özelden özele akıl yürüttü. <laughs> <laughs> Geçiyoruz. Peki bak sadist başkasına zarar vermek ama oral sadist deyince başkasına ağzıyla zarar verenler anlamına geliyor. Peki bir insan başkalarına ağzıyla nasıl zarar verir? Hakaret eder. İftira atar, bağırır, çağırır, tükürür, ısırır. Yani ağzıyla başkasına zarar verenler oral sadist, ağzıyla kendisine zarar verenler oral mazoşist. Peki bir insan kendisine ağzıyla nasıl zarar verir? Ee, yani herkese kendi, kendisi hatta konuşmalar yapar. Yani Sır verir mesela. Hmm, boş konuşur diyorsun dilinin cezasını çeker. Bir insan zararlı yiyecek ve içecekleri tüketerek, alkol, sigara, asitli, gazlı yiyecekler tüketerek kendine zarar verebilir. Bir, yani ben öleyim ya, yaşamayayım diye adam sabah akşam içiyor mesela. O da zararlı. Oral mazoşist. Kendini ısırır. Böyle. Mesela kendisini ısıranlar var. Kendisini hakaret eder. Aptalım ben. Geri zekalıyım ben. Allah da beni ders ayar. Burada bu kadarını söyleyebiliyorum. Benim ha? Olabilir kendine. Sonuçta diliyle insanlar içinde söylemleriyle küçük patavatsızdır mesela. Tamam mı? İnsan ağzıyla kendine zarar veriyorsa dedik. E, kendine ısırabilir, kendine hakaret edebilir. Yiyecek içeceklerle kendine zarar verir bağımlılığıyla. Kendine tükürebilir. Bir de kendine tükürüyor deyince insanlar nasıl oluyor diyor. Kendine tükürmek sadece yüzüne tükürmek değil ki. Ha, illa i̇lla onu yapacaksan yukarıya doğru tükür... <laughs> Dönüşte seni illaki bulacaktır. Dik açıyı bulursan. Ya da rüzgarı karşına al ve tükür. O da seni bulur hocam. <laughs> ya Her şeyi halletti bu kaldı ya. Yani. Devam. Peki o zaman oral sadist ve oral mazoşist. Yani yine ağzımızla ilgili problem. Kaynağımız neresiymiş? Oral dönem. Unutma. Herkese güvenen, fazla saf, fazla iyimser, çok çabuk kalan güven problemi olanlar da burada. Hiç güvenmediği için yakın ilişkiyi kuramayanlarda yine güven problemi. Burada sevgi saplantısı olanlarda yine burada. Kıskançlık da o yüzden burada hocam. Şimdi çocuk sürekli annenin kendine bakmasına, ilgilenmesine alışmış ya. Hemen daha anne emziriyorken ikinci çocuk doğduğunda çocuk sütten kesiliyor. Kıskançlık da burada. Tamam? İşte ortasını bulacağız. Mesela doktorlar der ki yeni doğan bir bebeğin iki saatlik aralıklarla emzirilmesi gerekir. Çünkü çocuklarda kan şekeri düşer. Uyuyorsa bile uyandırıp iki saatte iki buçuk saat aralıklarla emzirmen lazım. Ama kayınvalide durmuyor. Kızım emzir bu çocuğu. Bu çocuk aç aç. Emzir. Emzir. Acilik. Al şunu bir emzir bakayım. Al atıyor böyle. <laughs> Bomba atar gibi. <laughs> ya. He, sanki bu kendi midesi böyle çuval gibi ya. Çocuğun midesini de öyle zannediyor. Al emzir. Çocuk her ağladı. Al şunu bir emzir. Karnı aç herhalde. Al emzir. En son der ki emzirdiği halde hala ağlayınca. Kız senin sütün yaramıyor mu ne? Der. Lan zaten kadının hormonları tavan yapmış. Duygusal yönden bitik durumda. Sen bir de çıkmışsın böyle. Ebu Cehir gibi başına çökmüşsün gelince ağzın. <laughs> bir git o bir sal. O bebek daha midesi küçücük. Küçücük. Ne bekliyorsun? Senin gibi oturup litre litre süt yani? Ee, sar o zaman şişeye koy. Sar gazeteye ver çocuğa. <laughs> i̇çsin kafaya içsin yani. <laughs> Kayınvalideler sıkıntı. Kızlar uzak durun. <laughs> Peki anal dönem. Anal dönem ya bir de tam böyle hormonların tavan yap dönem diyoruz ya. Evet. Vallahi var ya bir cinnet <laughs> her şeyi kökten halleder yani. Şimdi anal dönem bu dönemlerin içerisinde en pislik Sansürle burayı en... dan dönem. Niye? Odak dönem. Sen sansürlemezsin diye ben kendimi sansürledim orada. Tamam <laughs> Susuyorum orada. Burası en pislik dönem. Niye? Aha da bu kez bu cinselik ve saldırganlık dürtüleri anüs noktasında yoğunlaşmış. Ve burayı haz kaynağı haline getirmiş. Biz burayı anne baba tutumlarında anlattık. Bugün tekrar edeceğiz. Peki hocam... Bu dönemde ne oluyor biliyor musunuz? Bakın özellik dönemi sorumluluk bilincinin kendi ayakları üzerinde durabilmeyi öğrenmenin kritik dönemi. Bak burayla nasıl bağdaşık göreceksiniz birazdan. Der ki Freud dışkı kontrolünü sağlayan kaslar bu dönemde olgunlaşmaya başlıyor artık. Ve olgunlaşıyor. Çocuk bu yüzden dışkıyı tutabildiğini fark ediyor. Artık kapıda vize pasaport soruluyor gelene. Öyle her gelene geç denmiyor. Baktı ki tutabiliyor. Bu onun için bir has kaynağı. Yani eğlence aracına, bir oyuna dönüşüyor. İsterse katı bir şekilde inatla tutuyor bunu, salmıyor. İsterse onu bütün birikmişliğiyle barajların kapağını açar gibi coşkuyla hop salı veriyor. Sonra ortalığı götürüyor hocam. Peki ne yapacağız? Diyor ki çocuktan şöyle anlayacaksınız bunu. Çocuk bu dönemde eskisi gibi değildir. Artık çişini yapacaksa bezine bile gider bir masanın altına girer, gardrobun içine, koltuğun arkasına böyle bizimkiler şey yapardı. Bizim kapı camlı böyle ortası odanın kapısı arkasına geçer, orada renkten renge gökkuşağı gibi yüzünün rengi değişiyor böyle sıkıyor kendini. <laughs> ben de bakıyorum böyle camdan görünüyor cam buzlu cam ama hareketlerini seziyorsunuz en azından. Böyle bir duruyor, geri kalkıyor falan. Renkten renge giriyor çocuk. Sonra bir çıkıyor, yüzünde güller açıyor. Niye? İçindeki zehri boşalttı çünkü. İçindeki zehri kustu çocuk. Peki ama niye saklanıyor biliyor musunuz? Bu çocuklar için o yaptığı dışkı var ya çok değerli. Çok kıymetli. Çünkü kendi fabrikasında üretilmiş bir mahsul ve sıcacık daha hemen altını değiştirip o mahsulü almanın diye saklanıyor sağda solda. Ve bezini değiştirmenizi istemiyor mesela çocuk. Peki bunlar yavaş yavaş sinyalleri verir size. Bir de ne zaman başlayalım hocam tuvalet eğitimine? Arkadaşlar erken başlamak size sinir harbi yaşatır. Bir süre sonra anne artık sinirlerine hakim olamayınca çocuğu kızıp azarlamaya başlar. Ve o da hemen buraya yazıyorum. Baskıcı. Otoriter bir tutumla tuvalet eğitimi vermek çok sakıncalı. O yüzden erken başlamayın, kendinizi yormayın. Çocuğa da dünyayı zindan etmeyin. Geç de başlamayın. O da sıkıntı. Neymiş? Aa canım olacak. ya ömür billah altına yapacak hali yok. Nasıl olsa öğren. Ama ne acele edeceğim. Bırak yapı yapıversin. Çocukluğunu yaşasın. Keyif alıyor çocuk bundan demeyin. Yani bu sefer de aşırı hoşgörülü olmayın diyor. Biz bu iki anne baba tutumunda sonuçları verdik. Bir daha vereceğiz şimdi. Peki ne yapacaksınız biliyor musunuz? Gece yatmadan çocuğun bezini değiştirin. Tertemiz bir bez takın. Sabah uyandığınızda baya baya hakkını vermişse, doldurmuşsa daha vakti var hocam. Acele etmeyin. Ama çok az altına kaçırmışsa eğitime başlayabilirsiniz. Gün içinde de temiz bez taktıktan sonra bir 10 ar dakikalık aralıklarla gözlemleyin. Eğer yarım saate kadar 40 dakikaya kadar bez kuru kalabiliyorsa başlayın. Ya hocam ne arar? 10 dakikada bir bakıyorum her 10 dakikada bir sızdırmış. O zaman daha contalar gevşek. Daha kaslar yeterince sıkmıyor, büzmüyor. Siz de çocuğun kalbini büzmeyin yapmayın başlamayın hocam. Peki iyi de bu dönemde o kıymetli mahsulü saklanıp kıyıda köşede elinden almayın diye yapmıyor ya. Bir de onu ben sürekli göreyim diye size yokken bile çişim geldi çişim geldi deyip tuvalete götürür. Orada sizi böyle ağaçta şey ayakta bekletir. Ağaç olursunuz. O çocuk orada bunu oyuncak gibi oynar, değiştirir. Ha demiştim ki bazen bunu size hediye bile eder. Çünkü çok kıymetli ya. En kıymetlisini sizinle paylaşıyor daha böyle sıcak sıcak üzerinden buharlar çıkarken. Anneciğim sana bir hediyem var. Sürprizim var. Ne? Böyle tam bir sürpriz olamaz yalnız. Bir mumu eksik yani üzerinde. Tamam? Ben kesiyorum orada. Sen seste hata var diye düşünme. Sıkıntı yok yani. <laughs> Devam. Peki hocam bir de dedim ki eğer bu çocuk sokakta oynarken dışarıda orada burada indirip yapı verdiyse geç kalmayın. Onu bir çöple bir taşla kurcalar. Ne var ne yok bakar. Geç kalırsanız tadına bile bakar. Ay. Sabah çekiyoruz biz bu diyor. Sabah sabah da iş gitmedi ama bakar tadına. Öyle ığlayıp mığlamayın. Ekran başına belki biri de bazıları da yemek yerken izliyor belki bunu. Arkadaşlar bu yaşlarda kimin e yediği belli değil. Dua edin bir tek kendi yemiş olalım. E, çevremizde bakayım seninki nasıl olmuş. Aa benimki daha güzel <laughs> demesin. Bu dönem çok kötü bir dönem. E ne yapalım? Ortalığı iyice pisletmeden bir an önce tuvalet eğitimine başlayalım. Peki hocam. Ne diyor bakın. Baskıcı ve katı bir tuvalet eğitimi nasıl sonuçlar doğurur? Arkadaşlar Baskıcı bir tuvalet eğitimi bakın beraberinde baskıcı bir tuvalet eğitimi beraberinde cimri ve aşırı titiz bireyler çıkarır. Birazdan sebebini izah edeceğim. Saldırgan, asi, dik kafalı bireyler ortaya çıkarır. Bir de aşırı kuralcı ve disiplinli bireyler ortaya çıkarır. Peki. Peki çok serbest bırakırsam ne olur? Hocalarım çok serbest bıraktığınızda ise baskıcı olanların tam tersi olur. Bence bir tanesini aklınızda tutun öteki zaten tam tersi. Burada çok sıkınca cimri olan çok serbest bırakınca savurgan oluyor. Yani malının parasının kıymetini bilmeyen har vurup harman savuran biri. Sıktığımda titiz olan çok serbest bıraktığımda pasaklının dağın teki oluyor. Çok sıktığımda aşırı kuralcı, disiplinli, tavizsiz olan birey, tavizsiz olan birey çok serbest bıraktığımda ise vurdum duymaz ve ve sorumsuz bireyler oluyor. Bak, sorumsuzluğun nereden geldiğini göreceğiz. Peki nasıl oluyor hocam bu iş? Şimdi ben burayı anlatıyorum. Bir tane arkadaş da benim öğrencim Anannesiyle konuşuyor. Dayısı inanılmaz cimriymiş bunu, tamam mı? Diyor ki anannesine yani dayısının anası işte. Anne diyor benim dayım neden cimriymiş biliyor musun diyor. Niyeymiş kı diye soruyor o da. Başlıyor bizimki deste dinledikleriyle anlatmaya. Anannesi sinirlenmiş suç kendinde ya şimdi. Aman kele ne alakası varmış parayla kum. demiş çıkmış. E haklı kadın öyle anlatır mı dümdüz? nedeniyle beraber anlatacaksın. Bakın çocuğa tuvalet eğitim vermeye başladık. E çünkü sürekli yaptığı zaman da sinirlerimize hakim olamadık. Kızdık, bağırdık, çağırdık, katı davrandık ya. Çocuk bizden korkuyor. Korktuğu için gelen o çişini inatla tutuyor ve salmıyor. Sonuç onun için kıymetli olan bu ürünü, bu mahsulü bugün içinde biriktiren yarın da evinde mal cebinde para biriktiriyor. Koleksiyoncular, çöp eve çevirenler, yeni eşya aldı halde eskisinden vazgeçemeyip atamayıp bir kışıya, şey, kıyıya köşeye istifleyenler. Evinde mal, cebinde para biriktiren koleksiyoncular bu yüzden bu hale geliyorlar. İki, ölen şimdi gene yapar da batırırsam, ortalığa saçıp batırırsam anam gene kızacak bana diye. Korkusundan tutan çocuk büyüdüğünde de aşırı titiz ve aşırı dikkatli bir haline geliyor. Peki burada inatla gelen çişini inatla tutuyor ve salmıyor ya. İleride de asla tavizi olmayan inanılmaz kuralcı, katı ve disiplinli bireyler oluyorlar. E tabi bu kadar baskının da ileride patlaması olacak. Asi, saldırgan ve dik kafalı bireyler haline de geliyor. Peki çok serbest bırakınca kardeşim çocuğunu bir kere uyarmazsan oğlum çiş geldi desene, kızım çişim var desene hadi buraya git sorumluluğu vermezsen bugün ortalığa bu şekilde e, saçıp batıran yarın büyüdüğünde dağının pasaklığının tek olur. Bugün ürettiği bu mahsul onun için bu kadar kıymetliyken bulduğu yere harcayan, savuran, coşkuyla salıveren, baraj kapaklarını açıveren bu çocuk, ileride de malının kıymetini bilmeyen, parasının kıymetini bilmeyen, çarçur eden, savurgan bir olur. Ve bugün daha bununun sorumluluğunu alıp da onu bile tutmayan çocuk, ileride sorumsuzun, vurdum duymazın, galesizin teki olur. Peki sebebiyle izah ettik. Peki 2013 KPSS sorusu. Kemal Bey, Kemal Bey evde katı kurallar belirleyen, bu kuralların asla sorgulanmasını bile istemeyen bir babaymış. Hafta sonu tatil günlerinde bile herkesin sabahın yedisinde uyanıp kahvaltı masasında hazır olmasını istiyormuş. Soru şu, Kemal Bey'in bu kadar katı, kuralcı ve tavizsiz oluşu hangi dönemden kaynaklanıyor diye sormuş. Anal dönem. Peki tutumu da sorsaydı buna sebep olan tutumu baskıcı derdik. Hadi sana aynı Kemal'i 2024'te şöyle sorarsa evin hiçbir sorumluluğunu üzerine almayan, vurdum duymaz, birikim olmayan, har vurup harman savuran dağının pasaklının tekiydi. Hiçbir sorumluluğunu yerine getirmiyordu derse bu kez de anal döneme saplantı var diyeceğiz ama bu sefer sorumlusu kim? Aşırı hoşgörülü anne baba diyeceğiz ve son. Hocam anal dönemde aynı zamanda şüphecilik ve çalma huyu da vardır. Bak hani saklı gizli işler yapıyordu ya çocukla ileride çalma huyu olanla aşırı şüpheci olan o bireylerin de yine kaynağı ne yapacak? Burası olacak. Şimdi geldik en tehlikeli dönemlerden birine. Ve kritik dönemlerin sonuncusuna. Yani fallik döneme. Bu dönemde odak noktası neymiş arkadaşlar? Cinsel organlar. Ve dikkat edin. Çok önemli bir soru kalıbına değineceğiz. ÖSM 2016'da da. Daha geçenki 2023'te de burayı çatır çatır sordu. Çok önemli. Gelişim görevlerini anlatırken ilk çocukluk. Son çocuklukta ve ergenlikte ben bunu basa basa üç kez tekrarladım. Bugün burada dördüncü baskıyı yapacağım. İyi dinleyin hocam buraları. Peki bu dönemde şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Odak noktası cinsel organlar olunca sizin bu dönemdeki çocuğunuzun banyo yaptırırken ya da içeride çizgi film izlerken elini <laughs> pijamasının şortunun içine sokup kurcaladığını göreceksiniz. Çocuğun ilgi noktası burası. Ve hatta kız ve erkek çocukları, bak bu dönemdeki kız ve erkek çocukları bir aradayken odalarında oyun oynuyorlar sanıyorduk biz. Bir ersem doktorculuk oynuyorlarmış. E hocam, çok normal ama. Bizim millet ne yapıyor? Ulan Arna gitti deyip vay eşek sıpaları ne yapıyorsunuz siz? Bir daha görürsem kafanızı kırarım sizin. Yanlış. Bu dönemde o kadar normal ki çocuk cinsel organıyla oynuyorsa mesela bir erkek çocuğu yapma etme keserim valla bir daha oynayacak şeyini de bulamazsın demeyin çocuğa. Bu dönemde ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen ilgisini başka noktaya çekmeyeceğiz. Mesela baktık çizgi film izliyor çocuk biz de telefonumuzla oynuyoruz. La, bir baktım ah, çocuk kurcalıyor oğlum bak burada ne gördüm gel gel bak sana ne izleteceğim hemen dikkatini çekin başka tarafa. En doğrusu bu. Ama sakın bunun üzerine çok fazla gitmeyin. Gitmeyin. Peki hocam bu dönemde çocuklar bu şekilde cinsel organlara merak salıp odak noktası haline getirince bu sayede bir şeyi öğreniyorlar bu dönemde. Cinsiyet farklılığını. Bak bu çok önemli hocalarım. Cinsiyet farklılığı nerede öğrenilir? Cinsiyet farklılığı nerede öğrenilir? Falik dönemde. Ya bunu zaten hepiniz bilirsiniz. Bizim karıştırdığımız cinsiyet rolleriyle cinsel kimlik. Diğer cinsel kavramları da artık ÖABT dersinde alır bazı branşlarımız. Bakın canlar cinsiyet farklılığı demek kız erkek ayrımı demek. Kim kız kim erkek. Ya bunu illaki 6 yaşına kadar çocuklar ne yapabilir? Başarabilir. O zaman cinsiyet farklılığının yani kız erkek ayrımının öğrenildiği dönem falik dönemdir. Şimdi gelelim cinsiyet rollerine. Bakın bu en önemli başlıklardan birisi. Cinsiyet rollerini öğrenmeye başlar. Bak öğrenir demiyoruz. Cinsiyet rollerini öğrenmeye başlar diyoruz. Geçiyorum hocam yan taraf hemen. Gizil döneme bakın ne yazıyoruz. Cinsiyet rollerini, cinsiyet rollerini öğrenir ve ve kapsamını genişletir. Kapsamını genişletir. Peki bak şimdi ergenliğe ne yazıyoruz hocam? Kadınsı artık vücut tam bir kadınsı ve erkeksi bir halde alıyor ya. Kadınsı ve erkeksi cinsiyet rollerini rollerini benimser benimser ve kabullenir. Aynı zamanda uygular da. Mesela kadınsa makyaj yapar, erkekse tıraş olur gibi. Bak hem benimsediğim, razı olduğum, kabullendiğim yer burası. Çünkü gelişim görevlerinde demiştik hızla değişen bedeni kabul etmek var burada diye. Peki 3 dönemi kıyaslayalım. Dönüyorum hemen bu tarafa. Bak ne diyor? Cinsiyet rolleri deyince 3 kademeye ayıracağız. Cinsiyet rolleri ne demek? Arkadaşlar, cinsiyet rolleri demek kadınlar ne iş yapar, erkekler ne iş yapar? Hangi davranışlar daha çok kadınlara, hangi eylemler daha çok erkeklere özgüdür? Bunu bilmek demek. Ama işte biz bu cinsiyet rollerini dikkat et buraya şimdi. Fallik dönemde öğrenmeye başlıyoruz. Gizil dönemde öğreniyor ve kapsamını genişletiyoruz. Ergenliğe gelince Vücuttaki değişimlerle beraber artık bunu kabulleniyor ve benimsiyoruz. ne sordu 2016'da cinsiyet rollerinin benimsendi, pardon, cinsiyet rollerinin öğrenildi ve kapsamının genişletildiği dönem neresi diye sordu. Gizil, yani diğer adıyla latent dönem diye verdi. Peki öğrendiğimiz ve kapsamını genişlettiğimiz dönemi değil de cinsiyet rollerini Öğrenmeye başladığımız dönemi sorarsa fallik diyeceğiz. Kadınsı ve erkeksi rolleri benimsediği, kabullendiği ve uygulamaya da koyulduğu dönem derse o zaman da cevabımız genital dönem olacak. Peki o zaman dikkat. Cinsiyet rolleri demezsem, cinsiyet farklılığı dersem. Cinsiyet farklılığı basit bir iş. Kız erkek ayrımı. Fallik dönemde olur. Orada biter bu iş. Ama roller Üçe ayrılır. Öğrenmeye başladığım yer fallik. Öğrendiğim ve kapsamını genişlettiğim yer gizil. Benimseyip kabullendiğim ve uygulamaya da konulduğum yer genital dönem. Ve diğer kavram çok önemli yine. Cinsel kimlik. Bu da 2023 sorusuydu. Cinsel, cinsel kimlik oluşmaya başlar. Hocam biz bunun bayağı bir mücadelesini verdik farklı anlatan hocalarla. Cinsel kimliğe burada kazanılır diye izah ediyorlardı. Biz de ne dedik? Kimin kız, kimin erkek olduğuyla kendinin de kız mı yoksa erkek olduğunu öğrenmesiyle bu dönemde başlar. Ama buna cinsiyet rolleri de eklenir ki döneme bakın şimdi kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası. Erikson'da bu dönem kimliğin kazanıldığı dönem. O zaman dedim ki cinsel kimlik fallik dönemde oluşmaya başlar ama kesin olarak oluşması ergenliği yani kimliğin oluştuğu genital dönemi bulur. O zaman ÖSYM e ne sordu? Yukarıdaki özellikler hangi döneme aittir diye öncülü sordu. Bakın cinsel kimlik oluşmaya başlar derse falliyi alacaksınız. Ama eğer şuraya hemen yazayım cinsel kimlik kazanılır ya da oluşur derse de o zaman da genital alacaksınız. Burası bence bu dersin en önemli yerlerinden birisiydi. Hemen şöyle toparlayalım. Cinsiyet farklılığı derse en basiti bu. Kız erkek ayrımı fallikte olur biter. Cinsiyet rolleriyle cinsel kimliği dönemlere yaydık. Cinsiyet rollerini öğrenmeye başla fallik. Öğrenme kapsamını genişlet. Gizil, benimse ve kabullen uygulamaya konul genital. Kimlik, kendimin kız mı yoksa erkek mi olduğunu öğrenmemle başlar fallikte. Ama kimlik kazanma evresine denk gelen genital dönemde ise cinsel kimlik oluşmuş olur diyeceğiz. Böylece en çok karışan yeri halletmiş olduk. Geri döndük buraya. Arkadaşlar bu dönemde, en çok göze çarpan gelişmelerden biri karmaşalar. Şuraya karmaşalar var diye yazayım. Bu karmaşalardan biri Oedipus karmaşası, bir diğeri arkadaşlar Elektra karmaşası. Bak biri Oedipus, biri Elektra karmaşası. Arkadaşlar şu nokta önemli. Freud önceleri bu karmaşaların sadece erkek çocuklarında olduğunu düşünüyor. Ve adına da Oidepus karmaşası diyor. Ama zamanla araştırdığında görüyor ki kızlar da o kadar masum değil. Onlarda da babaya karşı bir yanıklık bir ilgi var. Ha, o zaman diyor Oidepus erkekler de kalsın bozmayayım orayı. Kızların karmaşasına yeni bir isim bulayım. O da elektra karmaşası olsun diyor bunun hikayesini bile soracaklar size. Freud hangi dönemde önceleri sadece erkeklere özgü bir durumdan bahsederken daha sonra kızları da sürece dahil etmiştir diye sorar. Cevap falik dönem ve mevzu karmaşalar Peki oy depus karmaşası dediği olay erkek çocuğunun anneye ilgi duyması. Elektra ise kız çocuğunun, babaya ilgi duyması. Hocam baş şimdi. Eğer 3 ile 6 yaş arasında çocuğunuz varsa, bende iki erkek vardı, hiç bana böyle ilgi gösteren çocuğum olmadı. Anneye yanıklardı hocam. Annenin yanına yaklaşmam bile istemiyorlardı. E şimdi bu dönemde bakın, erkek çocuğu annesine karşı ilgi duyuyor bu dönemde. Ha, bu sadece annesiyle sınırda değil aslında. Teyze, hala, kuzen kim varsa kendinden büyük Karşı cinse ilgi duyar. Hatta çocuklar diyor, ben büyüyünce Elif ablamla evleneceğim. Ben büyüyünce Ayşe teyzemle evleneceğim der mesela çocuk. Normal bu dönemde. Peki biz ev içine girelim şimdi tekrar. Anneye karşı bir ilgi var çocuklarda. Ve bakın şimdi cinsiyet rollerinin nasıl öğrenildiğini, öğrenilmeye başladığının hikayesini dinleyeceksiniz. Mantığını kavrayacaksınız. Kız çocuk, pardon erkek çocuğu anneye ilgi duyarken Babası onun rakibi. Babası onun düşmanı. Niye? Çünkü anneye ilgi duyuyorken babası ona yaklaştıkça kıskançlık krizlerine girecek çocuk. Peki ne yapıyor biliyor musunuz? Baba annenin yanına oturtulmuyor. Yan yana uyumaları istenmiyor. Baba anneye kızdığında babaya bir düşmanlık besleniyor. Elinden tutması, işte birbirine bakması, gülmesi istemiyor hocam çocuk. Ve babayla anneye yan yana oturduysa babayı itekler, kolundan tutar kaldırır. Babayı kaldıramıyorsa anneyi yanından alır. Düşmansınız oğlunuzun rakibisiniz. Ama bu iyi bir şey aslında bir de. Niye biliyor musunuz? Çocuk her ne kadar babasını düşman gibi görse de, rakip gibi görse de, anneyi ondan kıskansa da babasını model almaktan da geri durmuyor ama. Niye? Diyor ki bu babam ne yapıyor da annem onu bu kadar seviyor? babası gibi olmaya çalışıyor. Bak 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 şimdi. Erkek annenin gönlünü çalmak için ne yapıyormuş? Babayla özdeşim kuruyormuş. Yani babasının model alıyormuş. Babası gibi olmaya çalışıyormuş ki annesinin ilgisini çekebilsin. Bir gün Eskişehir'de derse gittim şehir dışına. Hanım benim ilk oğlanla oturuyorlar evde. Bu gitmiş oyun hamurundan kendine bir saat yapmış. Bizim küçük. Annesine gelmiş bak ne diyor şimdi. Harekete geçmiş. Ben yokken fırsattan istifade sıpa harekete geçmiş. Anne bak benim de babam gibi bir saatim var artık demiş. Bu ne demek? Türkçe meali. Freud'un dilinde şunu demek istiyor. Hani babamın saatine falan vurulduysan direkt onu boş ver. Al. Bende de var işte diyor çocuk. En çok zoruma giden de neydi biliyor musunuz? Gittik alışveriş merkezine. Alışverişi yaptık mutfak alışverişi. Bak Etra abi de erkek çocuk var değil mi? Senin sıkıntı yok ama bak alışveriş aldık. Cipsti, koko popstu, çikolataydı, bisküviydi, aburucu, cumuruydu. Her şeyi aldık. Eve geldik. Bir de baba olunca hanıma taşıttırmıyorsun. Çocuklar zaten taşıyamaz. Bir de erkeklik taslıyor ama bir şey de taşıyamaz yani o yaşta. Ulan yüklendik, garaja girdik, asansöre bindik, kapıya kadar geldik. Ne dedi biliyor musunuz hatuna? Anne, he oğlum, babam artık gelmesin. Oldu, alışverişi yaptık. Babanın kartından çekildi. Eve kadar da ameliliği yapıldı. E ee, babam artık gelmesin. Lan, sıpaya bak. İstemez hocam. Ama babası gibi tıraş köpüğünü yüzüne sürer, tıraş olmaya çalışır, babası gibi saat yapar, babası gibi oturur. Baba maç mı izliyor? Annenin ilgisini mi çekiyor? <laughs> Çekmez de. Babası gibi maç izlemeye başlar. Yani erkek çocuk bu dönemde babama benzersem, babam gibi olursam annem onu sevdiği gibi beni de sever zar deyip babasıyla model alıyor ve özdeşim kuruyor. Peki bu neye işaret? Erkek çocuğu bu sayede erkeksi rolleri öğrenmeye başlıyor daha. Startını veriyor. Peki hocam baba yoksa şöyle bir sıkıntımız olabilir baba yoksa. Erkek çocuğu evde model alabileceği bir babayı ya da abiyi bulamadığında amcasıyla dayısıyla vakit geçirmesini sağlayın. Hiçbir şey yapmazsanız erkek çocuğunuzu günden güne gezdirir kısır partileri kovalarsanız tutar tutar kadınlar hamamına götürürseniz eskiden vardı öyle sizin çocuk erkeksi rolleri edinebileceği bir mekanizma bulamadığında sıkıntı yaşar. Kız evladı gibi yetişir. Kız gibi erkek, erkek gibi kız diyoruz ya. Aha da kaynağı burası işte. Tamam? Peki gelelim kız çocuğuna. Baba baba bak bak bak. Bu da o kadar masum değil. Freud'un ilk etapta nasıl gözünden kaçmış bu? Bak. Kız çocuğu ki onlarda daha bariz fark ediyorsunuz. Babaya yanık. Babaya aşık. Anne şeytan anne babasını elinden alan bir figür ve kesinlikle dışlanmalı babanın da yanına yaklaşmamalı tehlikeli madde yani. Bu yüzden kız çocuğu annenin saçından tutar, tokatlar, kalk git buradan der, babam benim der, babaya sarılır, yanından ayırır falan filan. Bir de bazen ne yapar biliyor musunuz? Anne düşman ve rakip ama yine de diyor ki kendi kendine kız çocuğu lan bu kadın ne yapıyor da babamın aklını başından alıyor. Ne yapıyor da bu kadın, bu adam bunu bu kadar seviyor? He, o zaman ben de anam gibi olursam babamın kalbini çalabilirim. Kız çocuğu da bu yüzden kiminle özdeşim kuruyormuş? Anneyle özdeşim kuruyormuş. O zaman bitiyor size. Fallik dönemdeki karmaşaların sağlıklı atlatılabilmesi için hangi savunma mekanizmasına ihtiyacımız var? Özdeşim kurma. Ne yapıyor kız çocuğu biliyor musunuz? Gidiyor içeri annenin makyaj malzemelerini karıştırıyor ruj buluyor. Sürüyor ruju. Böyle böyle sürüyor oh ne güzel. Sonra bakıyorum iki tane küpe var. Küpeleri takıyor. Annesinin topukluyu da giyiyor. Baba burada oturuyor ya. Babanın önünde böyle manken edasıyla bir gidip geliyor şöyle. İşte babaya yürüdüğü esna burası. Peki amaç ne? Annesi gibi olup babanın kalbini çalmak ya. Kız çocuğu bak bu iyiye delalet. Kız çocuğu bu sayede kadınsı rolleri öğrenmeye başlıyor. Peki hadi bir kız çocuğunun da annesi yoksa bu dönemde? Benim bir sınıf arkadaşım vardı ilkokulda. Kaza geçirmişlerdi. Anneyi kaybetmişti arkadaşımız. Üç abisiyle ve babasıyla büyümüştü. İnanın var ya erkek evladı gibi yetişmişti. O kadar erkeğin içinde babası evlenmediği için. Beden eğitim dersinde bizimle maç yapardı. Kaleye kim geçsin diye planlayacağız. Top sektiriyoruz. Arkadaş kız 15-20 kez top sektiriyor. Biz erkek halimizde 3-4 deyip topu bir daha bulamıyorduk. Sağ açıkta inanılmaz ya kanadı var ya açıp gidiyordu yani. Öyle de bir topçuydu. Diyoruz ya erkek evladı gibi yetişir. Hı? Oluyor bak. Onun bir sürü faktörü var. Bu etkenlerden bir tanesi sadece. Tamam peki. Size bir tüyo vereyim mi hocam? Bak buraya yazıyorum. Cinsellikle ilgili. Cinsellikle ilgili. Bütün sorunlar fallik kaynaklıdır. Peki bir tane ünlü bir modacımız var. Derslerde yüz eğitimde rahatlıkla söylüyorum da burada ekran başında söyleyemem. Dava falan yeri şimdi. Bir de oraya para kaptırmak istemiyorum. Ünlü bir modacımız hayat hikayesini anlatırken diyor ki ben babamı erken yaşta kaybettiğim için altı tane ablamla bir teyzem bir de annemle büyüdüm. 8 kadın var bak evde. İlkokula başlayıncaya kadar saçımı hiç kestirmemişlerdi diyor. Ve akşam olduğunda odaya girerdik. Ablalarım saçımı modelden modele denerlerdi. Giydirlerdi. Benimle oyuncak bebekleriyle oynadığı gibi oynarlardı diyor. Ayarıyla oynamışlar da geleceğiyle oynamışlar da haberi yok. E ne olmuş hocam? İşte modacılık oradan geldi falan diye anlatıyor da. Kız evladı gibi yetişmiş işte. Model alabileceği bir baba ya da abi faktörü olmadığı için ortamda öyle yetişmiş. O zaman erkek gibi kız kız gibi erkek olup cinsiyet rollerini edinemeyenler hangi dönemden kaynaklıymış? Fallik. Bir. Bir sıkıntımız daha var. Hani kız babaya erkek anneye ilgi duyuyor dedik ya. Bu saplantı haline gelince ne oluyor biliyor musunuz? İleride kimseyle evlenemiyorlar. Anne ile babaya duyduğu ilgiden dolayı ileride kimseyle evlenemiyorlar hocam. Mesela şuradan de değinelim. Derler ya kızlar babası gibi, erkekler annesi gibi eş arar. Bak kızlar babası gibi, erkekler annesi gibi eş arar. Yok hocam ya töbe be, töbe billah. Deseniz de bilinçaltınız istemsizce sizi babanıza benzeyen bir erkeğe, annenize benzeyen bir kadına yönlendiriyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü anneye ve babaya duyulan ilgi ona benzeyen karakterleri karşımıza çıkarıyor. Ya da biz onu arıyoruz. O yüzden dediğim gibi cinsel ilgili tüm problemler burada. Peki son bir şey daha söyleyeyim. Hocam o zaman bu dönemdeki cinsel dürtüler ileride hangi savunma mekanizmasıyla doyurulur biliyor musunuz? Yüceltme. Bak iki tane savunma mekanizması yazdım. Bir, Fallik dönemdeki bu karmaşaların sağlıklı bir şekilde doyurulabilmesi için hangi mekanizmaya ihtiyacımız vardı? Özdeşim kurma. Kız anneyle erkek babayla özdeşim kurarak kendi cinsiyet rollerini edinebiliyordu. Ama şimdiki sorumuz farklı. Bu dönemdeki dürtüler ileride hangi mekanizmayla doyurulabilir diyoruz. Hocam bu kadar pis lanet dürtüler ancak toplumun onaylayacağı şekilde doyurulursa sıkıntı olmaz. Bunun da adına zaten yüceltme mekanizması diyoruz. Ve son noktaya geldik. Bu dönemde bir de kastrasyon dediğimiz bir olay var. Ne demek kastrasyon? Diğer adıyla iyi diştik. Peki hocalarım bu dönemi de bitirip bir kısa mola ardından diğer dönemlere devam edeceğiz ama şu iki şey söyleyelim. Fallik dönemde kastrasyon yani iyi dişlik korkusu var. Bu ne demek biliyor musunuz? Erkek çocuğun cinsel organını kaybetme korkusu. Hani bu kız erkek çocuk aynı odada oynarken birbirinin cinsel organını görmeye çalışıyordu. Biri tuvalete gidince o da peşinde gidip ben de bakacağım, ben de duracağım diyordu ya. O dönem işte. Peki kız çocuğu şöyle düşünüyor. Erkekte olan cinsel organın aynısını kendinde göremeyince hazar bir kabahat işledim. Cezamı kestiler diye düşünüyor, suçlanıyor. Asıl problem erkekte. Lan ben de bir yanlış yaparsam acaba beni de cezalandırırlar mı diye korkuyor. Cinsel organı kaybetme korkusuna kastrasyon diyoruz. Peki niye bu döneme saplantı? Şimdi nereden geliyor biliyor musunuz bu? Oidepus karmaşasından geliyor. Diyor ki erkek çocuğu şimdi diyor hani ben anama yürüyorum ya. Hani anama karşı ilgi duyuyorum ondan hoşlanıyorum ya. Hadi bunu bizim herif fark eder de bana bir kötülük yaparsa o zaman çocuktaki kastrasyon korkusunu tetikleyen baba faktörü. Herkesi geç en başta babanın ben pipini keserim ha sus pipini koparırım ha deyip korkutmaması lazım çocuğu. Ve uzmanlar der ki zaten çocuk korkuyor kaybedeceğim diye ev vicdansızlar bir insafsızlar. Bu dönemde sünnet ettirmeyin şu çocuğu. Korktuğum başıma geldi. Dedirtmeyin çocuğa diyor. E ne yapacağız ya 3'ten önce ya 6'dan sonra. Şimdi yeni moda biliyorsunuz doğar doğmaz sünnet ettiriyorlar bir, bir iki ay içerisinde. Peki hocam soralım. Bu kastrasyon yüzünden sünnet ettirmeyecekmişiz ya. Çevremizde bu kadar insan problemli o zaman ya. Evet. Bir gün hiç unutmuyorum. Ders anlattım Konya'ya döndüm. Garın önündeyim. Taksi bekliyorum. Yanımda da bir tane, iki tane kadın bir de çocuk var. Çocuk altına koyur verdi hocam. Böyle akıyor paçadan. Şöyle akıyor tamam mı? <laughs> Annesi kızıyor. Ben de duyuyorum. Ben sana demedim mi diyor. Evden çıkarken sormadım meşek sıpası. Çişim varsa oğlum yap da çık diye. Çocuk ağlıyor anne kızıyor yanındaki halası mı, teyzesi mi kim bilmiyorum. Yani eğitimi görümceğimi bilmiyorum ama çantasından bir tane çakmak çıkardı. Çocuğa dedi ki eğer bir daha çişini söylemezsen yakarım vallahi dedi. Ulan manyak. Ulan <laughs> manyak ne yapıyorsunuz ya? Çocuğa öyle bir yara açıyorlar ki bakın bilinç altına ittiğimiz unuttuğumuzda kurtulduk sanmayalım. Bunlar ileride kişiliğimize yön veriyor. <laughs> ya harım vallahi demek ne demek ya? Hocam eğitim şart. İnsanlara evlenmeden önce anne baba eğitimi verip torpilsiz sertifika vereceksiniz. Ancak o belgeyi alanların evlenmesine izin vereceksiniz. Yoksa <laughs> sittin seni bu ülke ya harımla falan <laughs> eğitilmez kurtulmaz yani. Peki son fetişist karakterlerdi burada. Fetişist. Fetiş doğru yazdım. Bu ne hocam? Sapkınlık. Ne dedim az önce? Cinsellikle ilgili bütün problemlerin kaynağı falliktir. Bunlar, bunlar bir sürü türleri var. Ayak fetişisti, topuk fetişisti, bilek fetişisti. Daha geniş içeriğini internetten kendiniz araştırın. Ben burada hepsini söyleyemem. Bu sıra bakmayın. Sansür yemek istemiyorum. Peki, karşı cinse duyulan istek, arzu ya da şehvetin onun farklı bir uzvuna, ya da bir eşyasına yöneltilmesi işte küpe, toka, fular vesaire. Hocam ne arar ya bu dönemde Allah aşkına? Lan az önce alkol bağımlısı oluyor dedik. Bu yaştakine normal gördüğünde. Fetiş sistemi buraya uygun görmüyor. Bu dönemde olur demiyor ki zaten. Kaynağı bu dönemdir diyor. Nasıl oluyor hocam o iş? Bir yaşayanlar vardır çok sevdiğiniz bir hala teyze olabilir, amca dayı olabilir. Onun bir fotoğrafını bulursunuz, ona aşık olursunuz, saklarsınız fotoğrafını. Düşürmüştür bilekliğini, saklarsınız. Bak, benim baldız evlenirken, benim benim pardon benim düğünümde ya tabii, inşallah hanım izlemiyor. <laughs> benim düğünde sene ta 2011. Benim baldız daha küçük. Ama benim bir de yiyen var. Kayseri'den çıkmış gelmiş kurban olayım. 4 yaşında da. Aa tam fallik ama. Bizim orada bazen kızarken söylenir. O ne fallik o. İyi bir şey olmadığını oradan anlayın. <laughs> Devam. Benim baldız düğünde nasıl oynadıysa. Benim yiyen buna kafayı takmış. Dört yaşında da. Peşinden ayrılmıyor. Şimdi düğün CD'si izliyoruz ya. Ben genelde düğün CD'sinde bir Kayseri olarak en çok takım merasiminin olduğu anı izlemeyi severdim. Takıp takıp orayı izliyorum sadece. Sanki yeniden takıyorlarmış gibi mutlu oluyorum yani. Ama lan tamamını bir ki benim yeğen baldızın peşinden ayrılmıyor. Baldız oynarken küpe mi kolye mi ne bir şey düşürmüş. Sen yeğen al bunu cebine koy Kayseri'ye memlekete götür. Yattığı yatağın yastığın altına koymuş. Şimdi benim kız kardeş de temizlik yaparken bir bakıyor ki bu küpe. Çağırıyor gel bakayım bu kimin oğlum diyor Hı, ağlamaya başlıyor çocuk. Oğlum kızmayacağım bir tanem söyle bu kimin? İsim de bilmiyor ya aynen şöyle bir soyacı çizmiş şu an. Dayımın karısının kardeşinin diye başlamış ağlamaya. Bak bunu saklıyor çocuk. Ama işte bugün buna yönelttiği bu ilgi falan var ya saplantı haline gelirse ileride fetişist karakterlerin doğmasına da sebep olur diyor. Ya işte kaynağı burası. Evet. Peki şunu unutmayın. Son olarak fanatizm de bu dönemden kökenlidir. Fetişistler şeklinde aşırı erkek savunuculuğu, aşırı kadın savunuculuğu da yine bu dönemden kaynaklanır arkadaşlar. Evet. Kısa bir mola. Bir diğer derste gizil ve genital dönemle devam edeceğiz. Hemen altında da topografik görüş, görüşü işleyeceğiz arkadaşlar.